Merhaba, biraz şu Nasılsınız? müziği kısayım biraz. Tamam. Efendim, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Bugün 20 Nisan, tarih doğru herhalde. Hala tarih, her gün tarihi karıştıracağım diye korkuyorum. Evet. 20 Nisan 2020 Pazartesi. Efendim, çok teşekkür ederim. Özellikle bugün çok mesaj geldi. Çok takdir mesajları geldi. Çok çok teşekkür ederim. Bu bir tabii muhteşem bir motivasyon. Dün Sayın Valimizle yaptığımız söyleşi büyük yankı yaptı. Bu söyleşiden belki de Antalya'nın önümüzdeki haftalardaki sloganı çıktı. Stay Home, Dream Antalya. Bugün hem turizm gazeteleri hem Hürriyet ve diğer gazeteler yoğun şekilde dün akşamki programdan bahsettiler. İşte bizler de böyle bir katkı sağlıyoruz. Gerek misafirlerim, gerekse ben turizmin evet Stay Home Dream Antalya turizmin vazgeçilmez olduğunu biliyoruz. Turizm ve otelcilik bir mega trend. Her akşam bunu söylüyorum. Bu trend yavaşlayabilir. Bu trend dün akşam konuştuğumuz gibi %50 de geriye gitmiş olabilir. Geçmişte de oldu. Ama süratle %50'yi kazanıp %20 öne geçtiğimiz dönemler oldu. En yakın Rusya krizinden sonra. Efendim, ikinci bir konu, bu akşam ve yarın öbür gün bu hafta özel olarak sanatçılara yer veriyorum. Herkes kendi konusunda üstad sanatçılar. Turizmle sanatın ne ilgisi var? İşte bu hafta onları bol bol çalışacağız. Bugün birkaç paylaşım yaptım. Bir tanesi Kayseri'den yaptım. Onu Nuri ile konuşacağız. Diğer paylaşımım ise dün akşam Turizm Bakanlığı'nın bütün dünyaya yaydığı Turkish Therapy. Yarım saatlik bir video. Bugün evde olanların bütün dünyada izleyebileceği ve Türkiye'ye hayran kalacağı bir video. Lütfen ya benim YouTube kanalımdan yahut da GoTurkey'nin video kanalından mümkün olduğu kadar özellikle yabancı arkadaşlarınızla, yabancı şirketlerle bunları paylaşın. Hepimizin bir katkısı olsun. Burada da mesaj Together Today. Bugün devam ediyor Turizm Bakanlığı. Akşamüstü yeni layoutlarla çok güzel paylaşımlar yaptı. Lütfen GoTurkey'yi takip edin. GoTurkey'nin paylaşımlarını sizler de misafirlerinizle, eşinizle, dostunuzla hepiniz paylaşın. Evet, bazen şöyle sorular geliyor. Efendim, biz başka tarafları şey yapıyoruz, seyrediyoruz. Orada ağır ağır turizm konuşuluyor. Turizm hepimizin konusu. Benim son 3 haftada yapmak istediğim turizmin dışında ama turizmle ilişkili misafirlerin onların gözüyle bakmak ve post koronada hepimize buradan bir ev ödevi çıkartmak. Benim maksadım bu. Yoksa biz de çok yakında, çok yakında turizmin önemli insanlarını buraya çağıracağız. Tur operatörü çağıracağız. Efendime söyleyeyim, acenta çağıracağız, otelci çağıracağız. Onu zaten birçok kanal yapıyor. Ben burada başka bir formatla turizmin vizyonunu iyice genişletip turizm düşünce tarzını dünya vizyonuna getirmek istiyorum. Ve dünya turizmini de, dünya vizyonunu da Türkiye'ye ve Antalya'ya, İstanbul'a, Bodrum'a, Alaçatı'ya, Kayseri'ye her tarafa yaymak istiyorum. Kendime böyle bir misyon edindim. Nuri, hoş geldin. Hoş Efendim, bulduk hocam. Nuri benim yakın zamanda tanıdığım en muhteşem arkadaşlardan birisi. Kendisiyle de 3 gün Öyleymiş. geçirdik. Derler ya, birisinin adam olup olmadığını anlamak için beraber seyahat etmen lazım. Beraber seyahat ettik. Nuri Kayseri'den geliyor. Kendisi de anlatır. Nuri bir fotoğrafçı. Çok muhteşem bir fotoğrafçı. Özel çekimleri var. Özel gruplarla dünyanın her tarafından Brezilya'dan Çin'e kadar gruplar onunla gelip Kayseri ve Kapadokya'da fotoğraf çekme turları yapıyorlar. Yani tamamen niş bir iş yapıyor. Ancak bugünkü başlığımız üçüncü göz. Üçüncü göz ne? Bizim 2 tane gözümüz var. Üçüncü gözde işte o kamera.
onunla ne değişiyor? Onunla en iyi nasıl olunuyor? Turizm yeteri kadar görselleri kullanabiliyor mu? Çünkü belli ki dünyada artık bir görsel akımı var. Artık doğru dürüst resim olmadan, doğru dürüst video olmadan hikayelerimizi anlatmamız imkansız. Nuri, önce biraz kendinden bahset. Ondan sonra da konularımıza geçelim. Tamam. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Hoş bulduk hocam. Ben teşekkür ederim bu nazik davet için. İkimiz de kırmızı giymişiz. Çok hoş oldu. Enerjinizi daha güzel alıyorum. Selamlar, sevgiler. Ben eski bir öğretim görevlisi ve öğretmenim. Aslında Denizliyim ama yaklaşık 15 yıldır Kayseri'deyim. Fotoğrafçılığım ama öğretmenliğimden daha eskiydi. Üniversite yıllarımdan beri fotoğraf çekiyordum. Kayseri'de ve Kapadokya'da da bunun üzerine çok şey koymaya çalıştım. Tabii ben bu fotoğrafları çekerken insanlar, eş, dost, arkadaşlar da buraları görmek, fotoğraflamak istediler. Özellikle fotoğraf çeken arkadaşlar. Ve böylelikle aslında biz turizme bulaştık. Yani farklı şehirlerden bu bölgeye fotoğraf çekmek isteyen insanları turizme bulaştık. Ve fotoğraf turları yapmaya başladık. Tabii fotoğraf turları sizin de söylediğiniz gibi niş bir şey. İnsanlar gittiğinde iyi fotoğraflar çekmek istiyorlar. Yani doğru zamanda, doğru saatte, doğru kişilerle kontak kurup tam o anı fotoğraflamak istiyorlar. Tabii ki fotoğrafın içerisinde tesadüf de var ama o setupların önceden bilinmesi, tasarlanması, daha önce tecrübe edilmiş olması tabii ki çok daha güven veriyor. Bu anlamda fotoğrafçılarla beraber turlar yapmaya başladık. Niye Kayseri, niye Kapadokya? Şöyle, ben Anadolu'yu gerçekten çok seviyorum. Daha öncesinde Alanya'daydım. Çok tezat oldu. Bir anda Kayseri'ye geldim. Ama dedim ki hani birçok şairin, yazarın, edebiyatçının, sanatçının, Türkiye'de yetişmişler için söylüyorum, biyografisini okursanız hep Anadolu'dan bahsederler. Anadolu'dan feyiz aldıklarından, Anadolu seyahatine çıkıp kurguladıklarından bahsederler. Ben de şanslıyım ki Anadolu'da yaşıyorum. Bu anlamda Kayseri ve Kapadokya benim için gerçekten keyifli oldu. Çünkü ben bu Anadolu'yu her daim hissediyorum. İletişimim Peki, güçlü olduğunu düşünüyorum. Peki Kayseri'de ve Kapadokya'da böyle bir doğal bir platform mu resim çekmek için? Yani ya, evet. Niye Antalya'ya gitmez millet fotoğraf çekmek için de oraya gider? Yani aslında birçok yer hocam. Yani bu birazcık oradaki fotoğrafçının konuları ortaya çıkarmasıyla biraz alakalı. Yani mesela Antep'te de inanılmaz fotoğraflar çekebilirsiniz. Orada dostlarımız, arkadaşlarımız var. Biber kurutmaları mesela, bulgur kurutmaları, sabun fabrikaları inanılmaz fotoğraflar verebilir. Mardin'de keza öyle. Kapadokya, Kayseri'de öyle. Kayseri özelinde biliyorsunuz yıldızlıkları çok güzel bir konu. Hani Türkiye'de... Bir dakika, çok çabuk geçtin oraya. Pardon hocam. Şimdi buna şöyle, buna özel bir şey ayırmamız lazım. Tamam. Çünkü nasıl bugün görüyorsun? Yılkıyatı nedir bir kere? Yani yani mesela ben de bugün senin muhteşem bir videonu paylaştım. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şöyle paylaştım. Özgürlük için dedim, tamam? Yani şimdi bunu bir anlat bakalım. Bu yılkıyatları ne? Tabii ki. Şimdi Anadolu'da yılkıyatı geleneği hep var aslına bakarsanız. Özellikle traktör bu kadar yaygın değilken her evde 3-5-10 tane at var. Ve bu atları kişiler yazın ihtiyaçlarında kullanıyorlar. Kışın bu atları ahıra almak yerine serbest bırakıyorlar. Bu atlar bahar geldiğinde tekrar yakalanıyor. Sahipleri tekrar bu atları kullanıyorlar. Peki kışın nasıl yemek buluyorlar? Yani çoğunlukla tarım arazilerinden kalanlarla iyi yetiniyorlar. Eğer çok çetin bir kış geçerse tabii ki köylü o kendi atlarını besliyor. Ama çetin bir kış geçmezse doğada o atlar besleniyor. Hatta daha da iyi besleniyorlar. Çünkü özgürlüklerine kendi doğal ortamlarında yaşadıkları için. Ama çetin, karlı, kışlı, çok soğuk geçerse sahipleri efendim, biraz besleniyor. Efendim, yılkı atlarını görenler lütfen bir işaret versinler. Bir daha önce görmüş olanlar. Falan ki aşağı yukarı yılkı atlarıyla kimin deneyimi oldu, kimin deneyimi olmadı bir görelim onu. Lütfen bir el sallayın yahut bir şey yapın. Devam edin. Abbas Sayar'ın Yılkı Atı diye bir romanı var. Enfes bir roman. Evet. Tavsiye ederim. Burada izleyen, dinleyen arkadaşlara da. Kitap yanında Yılkı mı? Yılkı Atı romanı. Yok, yanımda değil. Yani kütüphanenin olduğu odada değilim. Ama Yılkı Atı romanı çok keyifli bir roman. Muhakkak tavsiye ederim. Fakat bu yılkı atları zamanla özellikle traktör yaygınlaşmaya başlayınca insanlar... Bak, çok insan da biliyormuş yani yılkı atı. Tabii. Yılkıya bıraktıkları bu atları geri toplamamaya başlıyor. Ve yılkıya bırakılan bu atlar bir süre sonra vahşileşmeye başlıyor.
Onlara da yıl katı deniyor. Aslında onlar vahşi at demek daha doğru bir tanım olur ama genel olarak Anadolu'da boşta gezen atlara yıl katı deniliyor. Bu anlamda yıl Yani katını böyle Nuri, ben şimdi özetleyebiliriz. bütün dünyayı gezen bir adamım. Evet. Elif de öyle. Bizi Bin, o ne 300 güzel. tane yılkı atın içine bıraktırdığın anı Evet. unutmam mümkün değil. Evet. Yani atların içinde, yani atı ikimiz de seviyoruz. Biliyorsun Elif'in de at Evet. alerjisi de var. Evet. Yani o gerçekten muhteşem bir Çok duygu. etkili bir şey Çok etkili bir kesinlikle. şey. Evet. Yani atların hüzünlüğü bir konu. Evet. Sempatikliği başka bir konu. Yani Kesinlikle. o anda Atmosfer. Evet. çok şey yaşıyorsun. Çok Doğru şey söylüyorsun. görüyorsun, çok şey Evet. öğreniyorsun. Sen bu yılkı atlarını nerelerden bir araya getirdin? Çünkü oraya özel Kayseri'nin hürmetli sazlığında Evet. duruyor bu atlar. Doğru mu? Tabii hocam. Şöyle az önce söylediğiniz gerçekten atların atmosferi çok güzel. Ben bir turizmci olduktan sonra bir Anadolu'ya Yolculuk isminde bir firmada kurdum. Anadolu'ya Yolculuk konseptimiz de o. Ve bizim sloganımız bir belgeselin içinde yaşamak ister misiniz? Çünkü gerçekten o atların arasında, 300 atın arasında tozu dumana katıp yeri göğü sallayan atların içerisinde olmak bir belgeselin Ha içinde biraz yaşamak. çekiniyorsun da önce. Sonra Evet, tabii. çekinmenin de hiçbir anlamı olmadığını görüyorsun. Yani Evet. atlar senden daha insan yani. Anladın mı? Evet, Yani bunu doğru. hissediyorsun yani. Evet. Evet, alıştı tabii ki onlar da. Daha öncesinde insanlar, ziyaretçiler gelmeden önce bu kadar uysal değillerdi. Ben işte yaklaşık 10 yıldır atları fotoğraflıyorum. Tesadüfen o atları görmüştüm. Sonra o atların toplanıp bir eve gittiğini fark edince peşinden gittim. Ali dayı, siz de tanışmıştınız bu atların Ali dayıyı sahibi, onlara biliyorum. O sahip da tam çıkan bir birisi. karizmatik bir adam ya Evet, zannediyorum. kesinlikle kovboy. Sağ olsun, sağ olsun Kovboy o yani. atlara Tam sahip Anadolu çıkmış. kovboyu yani. Kesinlikle hocam. Yani o olmasaydı ne yazık ki telef olabilirdi atlar. Birçok yerde yok olup bitti atların kıymeti. Ne yazık ki bilinmedi. Oysa ki biz Orta Asya'da onların sırtından geldik. Divan Lügat Türk'te diyor ki Çıkışımız at, orası ya. tabii Özümüz orası. kesinlikle at Türk'ün kanadıdır diyor hocam. Ne kadar güzel bir şey. Ama ne yazık Bir ki de Cem kanatlarımız Karaca'nın bir kırılmış. şarkısı vardı. At, silah, kadın diye. Evet, şeyde Muhteşem Kız bir Kulesi'nin deyişi. önünde bir klibi vardı. Beyaz atlı. Evet. O Evet. muydu hatırlamıyorum ama bir bakacağım yine tekrar. Velhasıl bu atlar hürmetçi sazlığında serbest otluyorlardı. Ama bu atların bir sahibi yani bakan, göz kulak olan Ali Dayı vardı. Ben onunla tanıştım ama bir süre tabii fotoğraf çekmek öyle kolay olmadı. Ali Dayı da birazcık bu anlamda vahşiydi. Atlar daha vahşiydi Evet. tabii ki. Sonrasında artık bizim iyi Yani niyetimiz, atlarla samimiyetimiz. Ali Dayı'nın eğitimi paralel yürüdü. Evet. Bir süreç işledi tabii ki İnşallah Ali orada. Dayı dinlemiyordur. Bize atları Yok göstermez yani. ben iyi ki öyleydi Ali Dayı. Eğer Ali Dayı yumuşak başlı, ılımlı bir adam olsaydı, az önce söylediğim gibi o atlar yok olup giderdi. Yani o kaba Doğru. dayılığıyla o sahip çıktı o atlara. Yani o duruşuyla kimse o atlara dokunamadı. O anlamda bence güzel bir durum. Sonrasında tabii ki biz fotoğrafçıların çok ilgisini çeken bir konuydu bu. O kadar atı işte kışın karların içerisinde, ilkbaharda suların içerisinde, yazın toz duman, Peki dört daha çok mevsim. insan karların içinde mi daha şey buluyor, atraktif ve seksi buluyor? Yoksa Aslında yazın evet mı? hocam. Nasıl bu? Şöyle kışın kar bulmak biraz zor. Çünkü orası bir Zor. sazlık, hemen Evet. eriyor. O anlamda karda fotoğraflamak tabii daha özel şu an, daha lüks bir şey. Ama hangisi daha etkili derseniz toz Ama duman Erciyes içerisinde Dağı'na da daha etkili. götüremedik daha atları yani. Ya aslında Erciyes Dağı'nın çok güzel atları vardı hocam. Yani Sarı Gölge'ye Murat da Erciyes'te inşallah güver bizi var. dinliyordur. İnşallah ben kendisine de bahsetmiştim bu projelerden. Türkiye'nin en kahraman, en Evet. muhteşem Kesinlikle. menajerlerinden birisi Destinasyon işletmecilerinden Erciyes, bir tanesi. Evet. destinasyonunun Evet. dağın başındaki CEO Murat Evet. kardeşim sen bahsediyorsun. Kulakları çınlasın. Erciyes'in atları zaten hocam bunlar. Ama Erciyes'in Evet. daha yükseklerinde 2600 metrelerde Sarı Göl diye çok çok güzel bir göl var. Bir daha geldiğinizde inşallah gidelim. Hayret edeceksiniz. Cennet gibi böyle dağların arasında gidip Korona gidip. Kayseri ile olan şeyimizi, aşkımızı biraz şey yap, teneffüs yap. Evet, her şeyi. Orada Sarı Göl'ün atları vardı. Fakat ne yazık ki köylüler onları tarım arazisine zarar veriyor diye vurmuşlar. Artık yok olmuş. Sarı Göl'ün atları diye de bir roman var. Süleyman Sağlam'ın bu arada filmi çekilecek bir roman. Elif Hanım eğer bizi izliyorsa aklında Elif olsun. Hanım izliyor. Sarı Göl'ün atları müthiş bir konu. Mesela o Sarı Göl'le biz
Her ne kadar böyle ilgilenmiyorsak da 1996'da Dünya Yaban Hayatı Koruma Vakfı Başkan Yardımcısı gelmiş ve dünyada bu kadar yüksek rakımda bu atlar nasıl yaşar diye kan ve DNA örneği almış. 1996'da bakın. Ne yazık ki bu atlar 5-6 yıl önce tarım arazilerine zarar veriyor diye ilgisizlikten ve bilgisizlikten ortadan kaldırıldı. Artık Bunlar oldu. herkesin atları diye, Sarıgöl'ün atları diye bir şey kalmadı, üzülerek söylüyorum ama En uzak bizim nereden geldi? Nereden geldi misafir at çekmek için? Ya seninle beraber olmak. Amerika'dan geliyorlar Amerika. özellikle. Evet, Amerikalılar da bu konuya hastalar, değil mi? Yani çok kesinlikle. sırf bunun için gelen Amerikalılar var. Tony Stonberg diye bu yıl bir Amerika'dan fotoğrafçı misafir ettik. 2020'de de beraber turumuz olacaktı. Şu durumda nasıl olur? Sadece at fotoğrafları çekiyor. Dünyanın en iyi at fotoğrafçılarından bir tanesi. O geldiğinde o bile şöyle söylemişti. Hani biz şey olarak bakıyoruz. Dünyada bu kadar kalabalık at sürüsüne bu kadar kolay ulaşılabilir mi diye bakıyoruz. Tabii ki birçok yerde, Moğolistan'da da Amerika'da da çok atlar var. Ama bu kadar kolay ulaşamıyorsunuz. Gelen misafirimiz Tony'nin de söylediği buydu. Hani ben 40 yıldır at fotoğrafı çekiyorum, 20 yıldır sadece at fotoğrafı çekiyorum. Dünyada bu kadar kolay ulaşılabilir bir sürüye, bu kadar kolay hükmedilebilir, bu kadar kolay fotoğraf çekilebilir bir yere daha önce görmemiştim demişti. Onun da çok hoşuna gitmişti. Tabii Kapadokya ile bu konuyu birleştirince, çünkü siz daha iyi Evet, biliyorsunuz, tam onu güzel atlar söyleyecektim. ülkesi. Yani şimdi Evet. atları çekiyorlar. Ondan sonra yani 3 gün, 4 gün sadece at çekmiyorlar. Tabii. Kavalokya'ya da Evet, geçiyorlar. Kapadokya ile. Tabii, güzel atlar ülkesi zaten hocam. Tabii Yani zaten bir Kapadokya güzel atlar güzel ülkesi. atlar ülkesi. Yani Orada da Persler gidiyorlar Kapadokya'ya da. tabii. Sen Kapadokya'da açık da hava seri kampı falan da bacalarıyla yapıyorsun. Yani gece gece yıldız kamp yapıyorsun, pozladığımız yatıyorlar. Sabah erkenden kalkıyorlar. Öyle bütün mi? gece yatmayıp yıldız pozladığımız atölyeler de var. Bütün Anlarım gece yıldız pozluyoruz. Evet, sabahleyin gün doğumuyla beraber balonları çekiyoruz. Yine balonları feribacalarını atlarla beraber çekiyoruz. Oradaki at çiftliği dostlarımızla setup kuruyoruz, yine bir organizasyon yapıyoruz. Sonra istirahat edip akşam üzerine kadar dinlenip akşam üzeri yine atları çekiyoruz. Tuzgölü'nde atları çekiyoruz mesela. Tuzgölü de inanılmaz çok büyülü bir yer. Tuzgölü'nün o sonsuz boşluğunda gün Gölün mü, düğün batımında mü ne, bir atlar. fotoğraf paylaşmışsınız. Evet Efendim, hocam, orada Nuri atlar ve balerinler. Çobaçoğlu'nu lütfen takibe alın. Teşekkür Çünkü ederim hocam. muhteşem fotoğrafları Instagram'da paylaşıyor. Oralardan hem onun orada işte kurslar ne zaman, programlar ne zaman falan onu öğreniyorsunuz. Hem de muhteşem bir foto galerisi var. Teşekkür Takip ederim hocam. Çok sağ etmenizi olun. tavsiye ederim. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Atlar konusuna dönecek olursak tabii biz bu atların deneyimleme işine çok önem veriyoruz. Hani sizin de sıkça söylediğiniz deneyimleme. İnsanlara diyoruz ki dünyanın birçok yerine gitmiş görmüş olabilirsiniz ama 300 atın arasında 4 nala koşarken onların arasında olmak, onları fotoğraflamayı deneyimlediniz mi? Daha önce hayatınızda böyle bir deneyim oldu mu diyoruz. Çok hoşlarına Diyorsun. gidiyor. Bu fotoğrafçıların da öyle. Son dönemde biz binicilik turizmiyle de bir şeyler yapmaya çalıştığımızda binicilik okullarına yazdığımız yazışmalarda da böyle diyorduk. Dünyanın her yerinde at binmiş olabilirsiniz ama 300 vahşi ata siz çobanlık edeceksiniz. Erciyes'in at eteklerindeki bu serbest dolaşan atları siz toplayıp geleceksiniz ve bu tecrübeyi yaşayacaksınız. Böyle bir binicilik deneyimi yaşayacaksınız Şimdi diyoruz. bu atlar konusunda expert olduğun belli. Ancak senin ekspertiz alanın sadece atlar değil. Mesela birisi Kayseri'ye geliyorsa seninle beraber bambaşka bir Kayseri izliyor yahut yaşıyor. Biraz da Kayseri'den bahseder misin? Tabii ki Çünkü hocam. Kayseri turizmde bir atak yapacak. Ben de çok ümitliyim. Değişen hiçbir şey yok. Korona belki bu şeyleri biraz yavaşlatabilir. Ancak Kayseri az bilinen Mimar Sinan'ın şehri, muhteşem özellikleri olan bir turist için çok atraktif şehirlerden birisi. Zaten biz ne diyoruz? Anadolu'nun önemli şehirleri turizme katkı sağlarsa turizm Türkiye'de sürdürülebilir olur. Çünkü deniz, kum, güneş muhakkak önemli insanlar için. Ama deniz, kum, güneş üçgenini dörtgene, beşgene, sekizgene çıkartmamız lazım. Onun için biraz da Kayseri'den bahseder misin? Tabii ki hocam. Yani zaten şöyle gelişti. Hemen oraya hızlıca bağlayayım. Biz iyi yerlere gidip
iyi yemekler yemeye başlayınca insanlar demeye başladılar ki bana, yani biz fotoğrafçı değiliz ama seninle gezmek istiyoruz. O zaman biz de onu keşif, gastronomi ve fotoğraf turu dedik. Çünkü Çok iyi. Anadolu'da, Kayseri'de çok yer var keşfedilecek. İşte az önce söylediğiniz Mimar Sinan 20'li yaşlarına kadar burada yaşamış. Her sabah uyanmış, Erciyes'i izlemiş, oradan feyiz almış. Biliyorsunuz Mimar Sinan'ın sizinle de gittik. Olduğu vadide artık UNESCO Dünya Geçici Listesi'ne eklendi. O çok önemli Çok bir çok çok vadi. sevindim ya. Çok Evet, sevindim. evet. Kayseri adına, Kayseri'nin dünyayla bu şeyi Evet. buluşması muhteşem oldu. Evet, kesinlikle. Dolayısıyla Kayseri'nin turizmdeki atağı içinde çok önemli bir taban, bir baz oluşturdu. Tabii Kayseri hep ticaret olarak biliniyor, ticaretçi olarak Sanayi, gerçekten evet, öyle. ya Çünkü doğru. Kültepe, yani Kültepe dünyanın ilk ticaret merkezi. Anadolu'nun en önemli ticaret merkezlerinden bir tanesiydi. O da yine Kayseri'de, Kültepe, Kaniş, Karun ve o Mimar Sinan'ın köyünden başlayıp devam eden az önce söylediğimiz Koramaz Vadisi Efendim, bu Mimar iki noktayı Sinan'ın birbirine bağlıyor. doğduğu köyün ismini lütfen Evet. yazın. Bilenler Evet. lütfen Evet. lütfen Mimar Sinan'ın doğduğu köyü, Evet. kasabanın adını yazsın. Arada çekiliş yapıp benim Evet. kitabımı hediye edeceğim. Nerede Olur kitabım? hocam. Burada. Ben de Burada. güzel günlerde Kayseri'de mantı ikram edeyim. Güzel. Evet, doğru bilene hem Efendim, sizden kitap, benden mantı. Evet. kitap Çok ve keyifli. mantı. Kitap ve mantı. Evet, yazalım da çok az. Evet. Doğru mu yanlış mı söylemeyeceğim yazılanların. Evet, Ama çekilişten kazanana bir kitap ve tabii. mantı. Mantı daha ne olsun. Tabii hocam, yine Mimar Sinan'ın köyü haricinde az önce söyledik, Erciyes Türkiye'nin en büyük kayak merkezlerinden bir tanesi. Sultan Sazlığı Türkiye'nin en büyük sazlıklarından bir tanesi. Yine Kapuzbaşı Şelaleleri dünyanın ikinci büyük takım şelalesi. İşte Soğanlı Vadisi'ni beraber ziyaret ettik, bambaşka bir nokta. Yani Muhteşem, evet. evet. Bu sene Soğanlı Vadisi'nde balonlar başlayacaktı. Evet. Çok Herhalde da etkili. Yani ben biraz ileri fotoğrafçı olarak, teneffüse başlayacak, doğru mu? evet, başlayacak hocam ve çok fotoğrafik bir yer. Yani ben oradan çok etkili Muhteşem. fotoğrafların çıkacağını düşünüyorum. Manzarası çok güzel çünkü balonla Yani birleştiğinde bu çok fotoğraf etkili çekmek olacak. zor bir şey mi Nuri? Yani neye göre böyle diyorsun? Oradan fotoğraf çıkar diyorsun mesela. Yani Ya bu üçüncü evet. göz ne kardeşim? Yani ben çekemiyorum Evet. fotoğraf, sen Estağfurullah. çekiyorsun. Nasıl oluyor bu Estağfurullah iş hocam. yani? Ya tabii ki bu işin içerisinde estetik var. Bir ikincisi oraya gitme duygusu uyandıracak bende. Yani ben biraz fotoğrafçı ve biraz turizmci gözüyle bakınca işe, evet ben oraya gitmek istiyorum diyorum. Yani o fotoğrafı gördüğümde insanları oraya gitmeye teşvik edecek Ya bunu olmalı. ben de Evet. hissediyorum Nuri'cim. Ama bir Evet. fotoğraf çekiyorum. Biraz sonra siliyorum. Çünkü Evet. bir şeye benzemiyor. Tabii Ya bende de his ışık ve var da kompozisyon. hayata Evet. geçirirken zorlanıyorum. Işık ve kompozisyonu da biraz Ha. çalışmak gerekecek hocam. Biraz Yani çalış, biraz. bizim Yani bu iş turlarda böyle, yaptığımız aslında yani o. ben doğuştan Evet. fotoğrafçıyım olmuyor. Yani bu da bir Olmuyor eğitim ya. gerektiriyor. Tabii hocam. Yani şöyle bir yanlış anlaşılma var. İşte bir düğmeye basınca bu iş olacak gibi. Oysa ki işte gitarın üzerinde de teller var. Vurunca nasıl bir müzik ortaya çıkmıyorsa, Çok güzel. düğmeye basınca da bir fotoğraf ortaya çıkmıyor. Nasıl gitarın notaları varsa fotoğrafın da notaları var. Yani bu notalara göre basmak Çok güzel. gerekiyor ki ortaya etkili bir fotoğraf çıksın. Peki bu Evet. otelcilerin bu fotoğraf işine önem vermeleri gerekir. Ben 90 yılında Magic Life'ı kurduğumda Evet. Magic Life'larda fotoğrafçıların kavgası vardı. Kim fotoğraf çekecek? İşte yani ciddi bir ticaret Evet. otellerdi. Tabii. Bir problem de değil. Tabii o zaman Evet. bu kadar şey de yoktu. Herkes şimdi Yaygın fotoğrafçı. da değildi. Yani Evet. tabii herkeste akıllı Evet. telefon var. Evet. Fakat otelcilere ne söylemek istersin? Yani bu fotoğraflara dikkat etsinler mi, etmesinler mi? Kötü Hocam. fotoğraf, kötü fotoğraf zarar mı veriyor? Yani biraz bu konuda. Ya kötü fotoğraf zarar verir mi bilmiyorum ama burada ismini söylemekten çekinmeyeceğim. Mesela Müzium Otel, Sultan Cave Otel gibi oteller fotoğraf setupları kurdu. Teraslarına ya da bahçelerine ya da Ya Müzeyyum odalarına. Otel bu konuda efsane yani. Kesinlikle ve Yani bu öyle dünya markası terasa yaptı yani. kesinlikle demek istediğim Ömer'i o. de Yani görürsen çok selam söyle. bağışlasınlar ekip Gerçekten selam. İnşallah bu uğramak isterim. konuda Evet. herkese örnek olabilecek. Lütfen Müzeyyum Otel'i de Evet. takip edin. Yani Evet. geçmişine de gidin. Fotoğraflarla otelini marka yapan adam Ömer yani.
Hocam şöyle, insanlar fotoğraf çekinmek için biraz turizm yapar oldu artık. Yani siz bu işin daha önemli Instagram'la duayenisiniz. Evet, Instagram'la beraber. Yani dolayısıyla oteller kendilerine bir fotoğraf çekinme alanı oluşturduklarında o kadar çok etkili oluyor ki. Yani bedava reklam yapıyorlar. Herkes orada fotoğraf çekip o yani köşede bir oraya fotoğrafını bir figür çekiliyor. mü koysunlar, bir şey mi Evet, koy, bir figür. atraksiyon Yani mu bir koysunlar? evet, yani bu otantik birkaç tane şey olabilir, minder olabilir. Bu bir balon olabilir. İşte bu Herkesin kendi kreativitesine evet göre. evet tabii. Yani o teraslarına gün doğumunda böyle balonlarla beraber çekilecek bir köşe yaptıklarında minderlerle insanların orada fotoğraf çekilip paylaşması kadar viral bir reklam yok. Binlerce kişi orada geçiyor, fotoğrafını çekiliyor, sonra tekrar bunu paylaşıyor. İşte bir Çoğu halıcı otelcinin vardı. daha Nuri'cim, çoğu Evet. otelcinin daha Instagram hesabı yok. Yok, ne yazık ki çok haklısınız Olmaz. hocam. Yani bugün bir Evet. otelin, bir Evet. destinasyonun Instagram hesabı olmaması mümkün değil. Mümkün değil. Doğru mu? Kesinlikle hocam. Kesinlikle. Yani her şey Instagram artık. Yani ben tabii ki benim misafirlerim birçoğu beni tanıyıp tekrar geldikleri oluyor ama birçoğu da Instagram'dan geliyor ya da Instagram'dan arkadaşlarından gördüğünden geliyor. Senin Artık bayağı da Instagram, takipçin var. Ben evet. baktım, bayağı Çalışıyorum ünlü. hocam. Yani Evet. belli ki hem Türkiye'de hem dünyada Evet. özellikle Evet. fotoğraf tutkunları seni takip ediyor. Evet, çalışıyoruz hocam. Yani emeksiz hiçbir şey olmuyor. Bu anlamda hani Instagram gerçekten çok önemli oldu. Instagram için fotoğraf çekinme çok önemli. İnsanlar bir yerlere gidip Instagram profilleri için fotoğraf çekilmek ve paylaşmak istiyorlar. Biz de biraz ona hizmet ediyoruz. Yani görselle bunu birleştirince sanırım ortaya iyi fotoğraflar çıkıyor. Bu da insanları mutlu ediyor. Kayseri, tekrar Kayseri'ye dönelim. Evet, gastronomisinden konuşalım. Kayseri'de gezilecek, gezilecek 4-5 tane yer olsun. Neyi tavsiye edersin? Neler var yani? Hürmetçi sazlığı muhakkak olsun hocam. Orada atlar var ama bir o Evet. kadar da bir sazlık hayatı var işte. 2000'den fazla manda var. Sizinle de tadım Böyle yapmıştık bir biliyorsunuz. sazlık yok. Biz diyoruz ki işte atlar turisti buraya çekecek, mandalar turisti doyuracak. Çünkü gerçekten Türkiye'nin en iyi manda ürünlerini tadabileceğiniz bir yer. Orada Ya manda beraber sucuğu, yediğimiz neydi manda pastırması, o manda kaymağı, hürmetçi hürmet sazlığı, hürmet sazlığında lezzetinin ortası. yediğimiz neydi? Evet, Neydi o filmin adı? Kemer Ben Market, televizyon değilim. hürmetçi Reklam kahvaltı. rahatlıkla Estağfurullah. yapabiliriz. Hürmetçi kahvaltısı. Orada sizinle beraber de Ha. gitmiştik hocam. İnanılmaz Böyle güzel manda ürünleri yedik. lezzet. Muhteşem. Kesinlikle. Hürmetçi sazlığına Oraya bir defa gidelim. gitmek gerekiyor. Sultan sazlığında güneşi uyandırmanızı tavsiye ederim. Hatırlarsanız bir tahta yolda yürümüştük böyle Güneşi Erciyes'e uyandırmak doğru. ne demek Nuri? Yani gün doğumunda oraya gidelim. Sadece kuş sesleri içerisinde güneş orada doğsun. Yani onu hissedelim. Yani orası müthiş bir terapi yolu. Yani orada bir tahta Tamam. yol var. 1,5 kilometre kadar yürüdüğünüz. Yani koronadan sonra gidebileceğimiz Koronadan yerler bunlar. sonra kesinlikle Sultan Sazı'na. Social distancing var. Evet. Evet Tabii hocam. social distancing. Ha? Doğru. Doğru hocam kesinlikle. Kapuzbaşı şelalelerine muhakkak gitmelisiniz. Yani Evet. o kadar etkili bir çağlayan ki orası. Birbirinizi duyamazsınız. Su sesinden mest olursunuz. Sultan Sazlığı'ndan sonra Kapuzbaşı şelalelerine gitmelisiniz. Yine az önce söylediğimiz Mimar Sinan'ın evini ve köyünü hissetmelisiniz. Yani Evet. orası gerçekten ruhu olan bir yer. Taşa nasıl Evet. dokunmuş onlar. Çünkü Mimar Sinan'ın torunları hala orada taş işçiliğine devam ediyorlar. Orada birçok şey Kapadokya'da, Avanos'ta nasıl çömlek, toprak kıymetliyse Mimar Sinan'ın köyünde de taş o kadar kıymetli. Ve o Kayseri'nin taşla içinde şifane hala vardı. devam ediyor. Tabii Selçuklu şehri zaten Kayseri. Kayseri'ye geldiğinizde eğer Selçuklu'ya tarihe bir merakınız varsa muhakkak ki taş işçiliklerinde Yani ziyaret mesela etmeniz o gerekiyor. meydandaki Osmanlı, Bizans, Tabii. Cumhuriyet Evet ne kadar Roma güzel hatta bir mevsim. geç Roma tabii. Yani bir Kayseri Kalesi'nde hepsini birden içinde barındırıyor. Geç Roma'dan, Bizans'tan, Selçuklu'dan ve Osmanlı'dan eserleri kültür yolunda böyle birbirine hemen birkaç yüz metre mesafeyle yürüyerek gidebiliyorsunuz. Hani bununla ilgili Antep, Bursa çok bilindik olabilir ama Kayseri'de hiç geride kalmaz. Vallahi Kayseri'nin Antep'ten Evet. artısı var, eksisi yok yani söyleyeyim sana. Hocam Yeter, kesinlikle yani yalnız mutfağı Kayseri o kadar bilinmiyor. Anladın mı? Yani Kayseri iletişimi ne markalaşmamış yazık ki. vaziyette. Evet Ya hocam iletişimi evet. sanayi konusunda bir ismi var Evet. ama turizmle kimse Evet. birleştiremiyor şeyi Kayseri'yi.
İnşallah birleştirecek. Evet. Çünkü hani Kayseriler bile bana yazıyor. Evet. Pastırma Kayseri mi, Kastamonu mu? Bu nasıl? Hocam ben biliyorsunuz az önce de söyledim. Kayserili değilim. Burada yaşıyorum. Buradan ama 15 senedir orada yaşıyorum. Tabii 15. Ama Kayseri pastırmasını bizim Duran'ın da tanımı aslında bu. Ben Başkan Bey'e de böyle bir şey yapalım demiştim. Erciyes'in suyu ve havasıyla beraber Kayseri pastırmasını hediye edelim. Çünkü Kayseri pastırmasını özel kılan o Erciyes'ten esen gömeç akımı dedikleri rüzgar. Yine Erciyes'ten çıkan o nitratlı su Kayseri pastırmasına lezzeti veren. Dolayısıyla Kastamonu'da böyle bir özel konu var mı bilmiyorum ama Kayseri'nin bir Erciyes'i var. O gerçekten sadece şehri kucaklamıyor. Pastırmasına bile lezzet veriyor. Onun için ben Kayseri pastırması diyorum kesinlikle. Ben Kayseri'ye geldiğimde 30 kilo aldım bu arada. Yani mantısıyla, köçüyle, yağlamasıyla. Evet, yani, bu Kayseri mantısı da başka türlü. Kesinlikle. Yani, evet. Yapılma ve pişirme başka. Evet. Anadolu mutfağı hocam Hititlerden beri kalmış işte sizinle pöçün de tadına bakmıştık mesela. Evet. Enfes bir şeydi hatırlarsanız o dananın kuyruk sokumu. Daha Hitit mutfağına kadar dayanan bir yemek. Keza işte mantı Anadolu'nun o yokluk içerisinde üretilmiş evde olan hazır. Sen yemek işte, fotoğrafları da evet. Çekiyorsun. Yani çekiyorum. Gastronomi evet. Fotoğrafları da çekiyorsun. Tabii keyifle. Gastronomi fotoğraf çekmesini de öğretiyor musun? Evet hocam yani onunla ilgili çok fazla çalışma yapıyor muyum? Yapıyorum ama insanlar onu çok istemiyorlar. İddialı yani değilim yemek diyorsun. Evet, o kadar yani, da önemli değil. Onu stüdyoda da yapabilir. Evet. Ya biraz heyecan duymakla ilgili hocam. Yani ben bir şeyin peşine düşüp işte Erciyes'te Sarıgöl'ü bulup orada atların peşine düşmeyi ya da oradaki Türkmen yörüklerin, koyuncuların peşine düşmek beni daha çok mutlu ediyor. Onun için ben ofisten çok dışarıda çalışmayı, dışarıda fotoğraf çekmeyi seviyorum. Şeyden Kayseri'den Kapadokya'ya geçtiğimizde evet. Kapadokya'da en muhteşem resim çekilen nereye gidiyorsun? Ne taraf? Yani Ürgüp mü, Göreme mi, İkisar Göreme mı, ve Uçhisar Avanos tabii ki mu? hocam. Efendim? Göreme ve Uçhisar tabii ki özellikle Göreme ve Uçhisar. Evet, Göreme ve Uçhisar'ın panoramik görüntüsü Erciyes'le birleştiğinde inanılmaz görüntüler veriyor. O aynı kareye onları mı Tabii sokabiliyorsun? peribacaları da alabiliyoruz, balonları Zaten Erciyes hava alabiliyoruz. güzelse her yerden Tabii tabii gözüküyor, tabii değil mi? görünüyor. Evet. Yani Erciyes o Yani kadar heybetli ki. Erciyes'siz bir Kayseri ve Kapadokya eksik mi? Yani Bence fotoğraf eksik. olarak bakıyorum. Tabii tabii eksik hocam. Görsel olarak eksik. Anadolu'da çok büyük kalır. Eksik. O zaman Yani Konya gibi sonsuz bir boşluk olmalı. Onu Evet. yakalamak Yani lazım. evet evet. Erciyes bütün bu çevreyi kucaklıyor. Oraya görsel bir şölen veriyor. Çok heybetli bir Peki dağ. Çok, peri çok bacası yakışıklı. önde. Çok yakışıklı. Evet. Arkada Balonlar Erciyes. arada. Nasıl? Arada balonlar. Arada Müthiş hocam. balonlar. Nasıl? Evet. Bir de önünde beyaz at olursa müthiş olur. Olur değil mi? Olur. Yapıyoruz hocam. Yani Atçıyı da sabahleyin uyandırıyoruz. Yapıyoruz. Gelsen bana da böyle resim çektirmeyi öğreteceksin. Kesinlikle hocam. Beraber Benim de çekeriz. hayalimde bu yani. Bunun resmini Mutlu çekelim. olurum. Mutlu oluruz hocam. Seve seve. Yani fotoğraf tabii atmosferle, havayla çok değişen bir şey. Ama biz olabildiğince bütün şeyleri ayarlamaya çalışıyoruz. Setupları, doğa el verdiği ölçüde. Ve insanlara iyi fotoğrafla dönmelerini sağlıyoruz. Çünkü bu özel bir iş. İnsanlar geldiğinde iyi fotoğraflar çekmeli, mutlu olmalı ki tekrar gelsinler. Onun için biz hava koşullarını her zaman lehimize döndürmek durumundayız. Hani bu işin çok bir şeyi olmuyor, lüksü olmuyor. Gerçekten hani Kayseri çok zengin. İşte Talas keza biliyorsunuz. Evet, Evet, onun konu. Evet, Rum, doğru Ermeni söylüyorsun. yerleşmeleri, taş yapılar. Çok, çok önemli Talas. Ben yeterince değer gördüğünü düşünmüyorum ama kesinlikle bir Beypazarı'ndan, Safranbolu'dan geri kalmayacak bir yer. Nuri'cim biliyorsun başkanla da konuştuk. Başkanın ekibiyle Evet. de konuştuk. Şu anda Evet. en büyük sıkıntı Kayseri'nin tanınmaması. Yani İstanbul'da da tanınmıyor. Ankara'da da. Yani Kayseri'de de tanınmıyor tabii tanınmıyor ki. hocam. Kayseri'de de Tanınmıyor tanınmıyor. ama çok yüzeysel Evet. tanınıyor. Yani Evet. dolayısıyla Kayseri Evet. Anadolu'nun turizmde bence en muhteşem şehirlerinden birisi. Çünkü Evet. tarih, coğrafya, kültür, müzik ve gastronominin birleştiği ender yerlerden birisi. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Yani müthiş bir gastronomisi var. Siz de biliyorsunuz Çalıştay'da yapıldı bu yıl belediye. En azından bir atak başladı. Hani siz diyorsunuz ya Başladı zirodayız. evet. Artık üzerine koyduk. Gerçekten Kayseri 1-2 Tabii.
yol Tabii. aldı. Ben ümitliyim yani Kayseri bu anlamda gerçekten koronadan sonra yol alacak. Çok bakir, keşfedilmeyi bekleyen bir coğrafya. Bence İnsanlar mesela evet. buradan da bir şey çıkmalı. Çünkü belli ki post koronada millet daha büyük dışarı çıkmayıp Türkiye'de Evet. kalacak. Tamam mı? Tabii Efendime ki söyleyeyim evet. işte Erciyes'e gitmeleri, efendime söyleyeyim Kayseri'ye gelmeleri, Evet. oraları dolaşmaları, o havayı koklamaları belki Kayseri için bir fırsat, Kapadokya için bir fırsat. Hele Fırsat, hele evet. Kayseri ile Kapadokya'yı birleştirmek Birleştirmek, tabii. muhteşem bir şey. Erciyes'te kayakla Kapadokya'yı birleştirmek. Yani yarım Tabii, saat tabii. mesafede bir anda Tabii bunları sunabiliyor. peribacalarına Yani kaya. bugün Evet. deneyim trendini Kesinlikle hocam. uygulayabileceğin yerlerden birisi. Kesinlikle. Dijital Kesinlikle hocam. fotoğrafçılık ne demek? Ya aslında fotoğraf hep dijitaldi Hep aslına dijital. bakarsanız. Evet, hep dijital fotoğraf. Yani en Evet. erken dijital. En erken dijital fotoğraf. Biz Ama işte Kodak bitti, yok. bitti tabii hocam. Yani Çünkü Kodak işte dünyanın en büyük firmalarındandı. İşte siz düğmeye basın gerisini biz hallederiz diyorlardı. 1.000 dolarlık bir sermaye ile bir banka memuru ayrılıp kuruyor Kodak'a. Banka işinden ayrılıyor. O zaman yaptığı tek şey kırılabilir bir film buluyor. Yani fotoğrafı amatöre taşıyan da Kodak aslında. O zamana kadar her seferinde fotoğraf makinesi içerisine plak konur. Gidilir fotoğraf çekilir. Tekrar gelir karanlık odada o plak çekiliyordu. Ve yenisi ekleniyordu. Her biri tek tek oluyordu. Ama Kodak'la birlikte artık o kıvrılabilir film yapıldı. Ama dünya böyle sürekli markalarda ortadan kalkabiliyor. Kodak artık ne yazık şimdi ki Nuri, eğer dünyada yok. müsaade edersen birazcık da Tabii ki. sorulara ve şeylere şey yapalım, girelim. Tabii ki hocam. Senin tabii söylemek istediklerin varsa son birkaç cümle. Zaten söyleyeceksin. Ama Tabii ki şu hocam. anda bir girelim şuraya. Bakalım neler var. Selamlar. Herkese selamlar. Selamlar, evet. Şimdi şöyle devam edeyim. İyi akşamlar. Health Turizm Kayseri. Sevgiler Selamlar. Kayseri'deki dostlara. Evet. Evet. İyi akşamlar. İniyorum. Kayseri'ye selamlar. Aşağı doğru iniyorum. Daha çok selam var. Amasya'dan. Ne güzel. Amasya'dan Evet. selamlar. Biz de bininiyor. Çok güzel konu hocam. Yani çok fotoğrafik bir konu. Ne mutlu ki biz bunları bir katma değer oluşturduk. Bir turizme kazandırdık. Bir deneyime sunduk. Bunun için çok mutluyum. Osman da Evet. diyor ki Doktor Osman Nuri Hocam Evet. Kayseri ve Anadolu için büyük şans. Doğru söylüyorsunuz. Sağ Bence de büyük olsun. şans. Teşekkür ederim. Kayseri için çok büyük şans. Zaten Kayseri'de ondan maksimum faydalanıyor. O da Kayseri'ye ciddi hizmetler veriyor. Yani Seve kendi seve ticari elimizden ne işinin gelirse. dışında Kayseri'ye büyük hizmetler veriyor Nuri. Her gittiğimde de onlar çok naif insanlar biliyorsunuz. Sürekli bir şey ikram etmek istiyorlar. Ben de paylaşmak için bir şeyler götürüyorum. O ille bir gün yemeğe kalacaksın hocam. Yoksa dediler kaç seferdir sen getiriyorsun yiyoruz içiyoruz. Yemeğe kalacaksın. Ben o gün yemeğe kaldım ve gerçekten o tavuk pişmemişti. Ben o tavuğu yedim. Onların hatırı için çünkü masaya davet etmişlerdi. Fotoğraf için çiğ tavuk yedim Ki yani. yedim diyorsun. Evet. Sizin Çok arada keyifli bir adam oldu da çırpıda. adam oldu da destek yayınları insan ol. Yani Evet. şey olma, seksist olmasınlar diye. Evet. Ama halbuki orada yazan gerçekten adam ol. Evet. Ağurnaz, evet Ağurnaz muhteşem. Yani Mimar Sinan Turizmciler bunları paylaşmalı hocam. Yani bütün turizmciler GoTürkiye'nin ve bakanlığın yaptığı filmleri kesin paylaşmalı. Hiçbir şey bilmiyorsa Instagram'da bunları paylaşsın. Yine yeterli olacaktır. emrediyor ki hocam sizi Erciyes'in zirvesine çıkartalım. İnşallah çok yakında geleceğiz. Kayseri Love Dünya Snowboard, Dünya Snowkite, Dünya Kor Evet. Voleybolu şampiyonalarının ev sahibidir. Doğru söylüyorsun. Tekrar etmiyorum. Yazıyor ve de söyledik. Haklısın. Social Evet. distancing önemli. Yiyeceklerin kalitesi önemli. Tabii olması Evet. önemli. Biz burada Türkiye'de, Antalya'da, Bodrum'da, Kayseri'de her yerde bu konuda daha şanslıyız. Çünkü kendimizin her tarafta sebzesi var, meyvesi var. Tabii ki Miami'de ben 10 sene yaşadım Miami'de. Miami'de bunlar yok. Her şey suni, her şey Evet. dondurulmuş. Yani bizler daha çabuk geleceğiz geriye. Ama otelcilik ve yiyecek sektörü
muhakkak değişiklikler olacak. Housekeeping'de değişiklik olacak. Social distancing konusu var. İşte bu açık büfelerin revizyonu. İşte evet. Türkiye sertifika. Ya yani Sami'ye uzun cevap veriyorum. Çünkü belli ki otelci bir arkadaşımız. Ve Miami'den girmiş lafa. Türkiye Mayıs'tan itibaren sertifika vermeye başlayacak. Health ve Safety sertifika vermeye çalışacak. Miami'de inşallah yapar. Sağlık turizminde iddialıyız. Evet, Kayseri'nin sağlık turizmi diye bir birimi var. Evet. Çok çalışıyor bu konuda. Evet. Hastaneler ve bu işi yapacak insanlar bir örgütlenmiş vaziyette çok hızlı gitmek istiyorlar ve doğru gitmek istiyorlar. İnşallah da başarılı olurlar. Geçen senede bir sağlık çalıştayı yapıldı. Yani Türkiye'de çok ender yerde sağlık çalıştayı yapıldı. Bunlardan birisi Kayseri'de oldu. Evet. Bir birim de kuruldu, sağlık turizmi birimi diye, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde. Gerçekten kıymetli. Kayseri Lof kardeşim devam ediyor. Çok güzel. Selçuklu, Osman döneminde inşa edilen şehir merkezi. Şey açıldı değil mi? Meryem Ana Kilisesi, evet, kütüphaneye hocam çevrildi. Ve yani çok da keyifli bir kütüphane Meryem Ana oldu. Çok Kilisesini etkili. Muhakkak evet. görmeniz lazım. Benim hayatta gördüğüm evet. en güzel kiliselerden birisi. Kayseri Belediyesi evet. bunu şehir kütüphanesi haline olarak. Getirdi. Evet. Evet. Yani bir kiliseden bir kütüphane çıktı. Halkın çok, da güzel çok oldu. Rahatlıkla evet. gezip faydalanabileceği. Son iki dakika devam ediyorum. Tamam hocam. Son iki dakika uyarıyorlar yani. Sami, Miami'de de oteller açılacak. Türkiye'de de oteller açılacak. Soru ne zaman? Safkan diyor ki Antep, Hatay, Afyon'dan sonra Kayseri dördüncü gastronomi şehri olur mu? Olur. Olur. Kesinlikle olur hocam. Çalışması. Hava hocam selamlar. Talas'ın tarihi sokakları. Muhteşem. He. Cem abi orada Nuri Hoca'dan daha iyisini bulamazsınız. Nuri arkadaşım benim. Daha iyisi yok. Doğru söylüyorsun. Estağfurullah. Ferdi muhakkak git Kayseri'ye kardeşim. Tarihi 1500 yıllara kadar uzanan Mazakalıların, Kapadokyalıların, Romalıların ve Anadolu'yu akınlar düzenleyen Türkmenlerin izlerini taşıyan tarihi ilçe. Devam ediyorum. Ağırnaz, Mimar Sinan Evi. Yani ne kadar heyecanladık, ne güzel geçti günümüz evet. değil mi orada Nuri? Kesinlikle hocam. İnci doğru söylüyor. Bu sene Türkleri memleketi gezmeye yönet. Evet. Türkler bu sene Türkiye'yi keşfetmeliler. Keşfetmeliler, evet. Osman Orta Asya Vadisi'nden bahsediyor. Kapadokya'da değil mi? Evet, Kırgızlarla yaptığımız bir Orta Asya Vadisi. Kırgızlarla yaptığınız evet. projeyi söylüyor. Bir çadır, evet. Onu da bir ara konuşuruz. Evet, olur olur. Kırgızistan'a da bağlanırız. Hocam. Kırgızistan'daki turizm ateşesi yakın dostum. Ha. Ona da katarız. Harika. Biraz Kırgızistan Gideriz muhabbeti de. Yaparız. Olur, çok mutlu oluruz hocam. Yardımcı arıyor musun? Bu mine illa sende çalışmak istiyor. Bak söyleyeyim sana. Belki ya sizdedir hocam bilmiyorum. Görürüz diyor tu. Biraz doğru geçmesini. Şey Kayseri Loft devam ediyor gezilecek yerleri. Okuyun muhakkak. Çünkü evet. bizim 5 saniyemiz kaldı. Herkese iyi akşamlar Nuri. Sevgiler hocam. Görüşmek üzere.